Şimdi şuna skandal dersek acaba buna ne dememiz lazım? Buna ayıp dersek acaba bu utanır mı? Bu kadar şaşırmalara artık doyamadığımız şeylerle karşılaşıyoruz her gün. Bir ayıp, bir ayıp daha, bir skandal, bir skandal daha. Bütün bunları konuşacağız ama bir sıcak gelişme daha günün zaten ayın 3 olması sebebiyle mana ve önemine uygun bir şekilde enflasyon günü. Enflasyonda efendim yeni zirve. %18.95 oldu enflasyonda yeni zirve. 26 ayın zirvesinde. Şimdi bakın, Ocak 2019'da başlıyor grafik. İniyor ya da indiriliyor da diyebiliriz. Sonra çıkıyor ve artık saklanamayacak bir noktaya geliyor diyeceğim. Ama TÜİK Temmuz'da TÜFE yani tüketici fiyatları %1.80 arttı diyor ya. ENAG yani Enflasyon Araştırma Grubu'na göre bu hali bile saklanmış durumda. Zira ENAG Enflasyon Araştırma Grubu'na göre Temmuz'da TÜİK 1.80 arttı diyor ama ENAG %4.89 arttı diyor. Yani 4 katı en az 2 desek hemen hemen yok 4 katı değil 2 küsur katı. Ve gene ENAG'a göre sadece yıllık değil sadece 7 aydaki artış hem 7 ayda hem yıllık demişiz 7 aydaki artış diyelim ona %25.14. Şimdi lafın gelişi değil mutfak da yanıyor her evet. yer yanıyor. Evet. Yangını konuşacağız ama nereden başlamak istersiniz? Enflasyon konusunda iki cümle söylemek ister misiniz bilmiyorum. Tabii öncelikle sizi ve tüm yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Tabii ülkenin hem bir yandan yangınlarla uğraştığımız bu atmosferde mutfağın da yandığını bugün devletin de tescil ettiği bir rakamlarla karşılaştık. Evet yani 15 yani bu, %15 evet. artık. Pardon ne yok? %18.95. %19 diyelim. %20'ye evet. dayandı. Yani 2003'ten beri gelinen en yüksek noktayı bugün konuşuyoruz. Bunu konuşurken tabii öncelikle bir Süleyman Soylu'yu hatırlamamızda yarar var. Çünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ekonomik bilgisi olmamasına rağmen ekonomide Temmuz ayından itibaren uçuşa geçeceğimizi söylüyordu. Geçtik. Yani tam bir uçuşa geçmiş durumdayız ama uçarken değil aşağı doğru uçuşa geçmişiz. Yani bu tepe taklak giden bir ekonominin fotoğrafıdır bugünkü enflasyon oranları. Ama bir yandan bu böyle ama Merkez Bankası Başkanı dahi gerçek enflasyonun bu olmadığını geçtiğimiz günlerde ifade etmişti. Yani bu aslında yayınlanan, ifade edilen %18.95 enflasyon oranı o da gerçekçi değil. Çünkü evet, evet, öyle görünüyor. Biz her gün sokaktayız Ayşenur Hanım. Yani ben her gün Ankara'nın ilçelerine, gittiğim her yerde ilçeleri, esnafını mutlaka dolaşıyoruz, çiftçileri dolaşıyoruz. Yani oradaki enflasyon, bu yayınlanan enflasyonun iki katından daha fazla. Yani biz bunu gözlerimizle görüyoruz. Nasıl gözlerimizle görmüyorum ki? Bizim esnaf masamız, belli bir yakından tanınızız Abo'yu, genel başkanımız bir rapor hazırladı. Sıvı yağda %58 artmışız. Geçen yıl sıvı yağın fiyatı %58 artmış şu anda. Yumurta %46 artmış. Et %28. Ekmek %22. Pirinç %19. Tavuk %49. Salatalık %19. Yani temel ürünleri söylüyoruz. Temel ürünlerdeki artış %40'lar, %50'ler civarında. Yani bugünkü enflasyon açıklanan oranları halkın yaşadığı gerçek bizim ifade edeceğimiz enflasyon rakamlarının altında halkımız bunun daha iki katı kadar bir enflasyon altında eziliyor. Ama maaşları %10'luk bile olmayan cüzi artışlarla emeklilerin, dar gelirlerin artışına karşı %40'lara, %50'lere varan fiyat artışlarıyla karşı karşıyayız. Bu dahi gerçeği yansıtan bir enflasyon değil ki bunu Merkez Bankası Başkanı itiraf etmiştir. Sokaktaki enflasyon rakamları bu değildir diye. Şimdi bakın bugün Bir Gün Gazetesi bir manşet atmış. Hani alın her konuya onu başlık olarak verin. Şimdi diyor ki Bir Gün Gazetesi, iktidar kepenk kapattı. Yani hani kepenk kapatmadı belki ama içeride kapandılar saraya.
böyle kara kara dışarıyı mı seyrediyorlar? Hatta belki pencereleri de kapatıp dışarıyla ilişkilerini mi kestiler tamamen bilmiyoruz. Ekonomi işte ortada. %20 yaklaşık %20 TÜİK'in açıkladığı rakamlar hanımefendiler, beyefendiler. %20. Hani tek haneliğe gidecekti? Gidemedi. Faiz yüksek. Enflasyon yüksek. Kurda arada bir iniyor ama hala koruyor. Çok alevli. Çok alevli. Yani ithal ettiğiniz ürünlere baktığınızda şunu söylemek lazım tabii. Bütün bu kalemlere tek tek baktığınızda yeni ÖTV artışları gelecek. Hazır olalım. İktidar kepenk kapattı. Şimdi esas yangında. Evet. Bakın, bir haftadır yanıyoruz dedik ya. Ekrem Pakdemir'le niye yandığımızı bir haftadır, neden sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel ormanlık alanlarının sahil şeritlerinin yandığını Bekir Pakdemir'le, gene Ekrem Pakdemir'le mi dedim? Vallahi 46 yıla varınca meslek ve Ekrem Pakdemirli'yle vaktiyle çok haşır neşir olunca oğlunu hatırlarken onun adı çıkıyor ama babasını bile arattı Bekir Pakdemirli ferasetiyle. Ama en azından itiraf etmeyi başardı. Nasıl? Bir kısacık o sözleri izleyelim, devam edelim. Orman Teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir. Korumaktan ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık. Şimdi, vay be tablo. Ya ders hocam, Allah aşkına bir daha ver. Şimdi ben bunu sabaha kadar dinlesem doyamayacağım sanki. Doyamamak şu anlamda. Ya gerçekten bir orman, tarım ve orman bakanı bunu söylemiş olabilir mi? Bunu neden söylüyor? Bir kere diyor ki sorumluluk belediyelerde diyor. Hadi canım sizde. Yani yetkilerini alın, imkanlarını alın, sorumluluk deyin. Hadi canım sende. Dahası ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kalmak ne demek? Evet. Kulaklarınıza inanamıyorsunuz değil mi? Orman Teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir. Korumaktan ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık. Şimdi Ankara kepenk kapatmış Bir Gün Gazetesi manşetine göre. Gerçekten Pakdemirli'nin sözlerine bakınca yani nasıl aksi söylenebilir onu da bilmiyorum. Akıl firar etmiş, dediğim gibi şuur kaybolmuş gitmiş ormanlık alanlarda, bir yerde arasalar zor bulacaklar. Bu ne demek, bir anlat. Siz ne anladınız bu ifadeden? Şimdi Ayşenur Hanım, benim böyle kriz ortamlarında sevdiğim bir